Yasanın tekrarı 6. bölüm ve 5. ayet benim konumun temel ayeti. Buldunuz mu? Amin. Şöyle diyor. Tanrınız Rabbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. Haleluya. Benden sonra tekrar edin lütfen. Bütün yüreğimle, bütün canımla, bütün gücümle Rabbimi seveceğim. Yani pazar günü kiliseye geldiğimiz zaman Rabb'e adanıyorum. Pazartesiden cumartesiye kadar olan dönemde günlük yaşantımı yaşıyorum, bir adanma değil. Ve Rabbin kurduğu kiliseye bir aile olarak bir araya gelmemiz gerekiyor. Bu bağlılık kelimesi, bağlanma kelimesini maalesef kiliselerde tam anlatamıyorlar. Eğer bir şeyin sıkı olmasını istersen bağlarsın, değil mi? Diyelim ki elimizde iki ip var, iki organ ya da bir şey, bağlamak istiyoruz bir şeyi. Bağlarız ki sıkı olsun diye. İşte biz de böyle bağlanmalıyız Rabb'e. Evvela Rabb'e bağlanacağız. Rabb'e adanacağız. Ondan sonra onun kurduğu kiliseye. Amin. Bir kere kiliselerdeki kutsallık konusu ciddi bir şekilde üzerinde durulması gerekiyor. Kutsallık ne demek? Amin. Bir kutsal yaşam nedir? Bu kutsal yaşamı nasıl öğretmemiz gerekiyor? Amin. Ve her konuyu kiliseye gelip getirip paylaşmak gerekiyor değerli kardeşler. Eğer biz Rabbin sözünün arkasında kalırsak hayatımızda hiçbir zaman bir değişiklik olmayacak. Biz ruhsal olarak büyüyemeyeceğiz. Rabbin kilisesi bir kulüp ya da bir kafe değil. İstediğin zaman gelip oturup Rab'den bereketini alıp iki kişilerle lak lak edip ayrılan bir yer değil. Rabbin kilisesine hazırlıklı gelmemiz lazım. Yüreğimizle geleceğiz ve bugün benim bir şey duymam lazım. Bugün benim bir bereket almamla gelmem lazım. Amin. Ben kendi kişisel Rabb'e geldiğim zamanki imanlı yaşantımdan misal vereyim. En yorgun olduğum gün, biliyorsunuz Amerika'da uzun yıllar kaldım. Çalıştım, sabahleyin 4'te işe gidiyordum. 4'te sabah 4'te. Akşam 6'da falan çıkabilirsem çok iyi. Çünkü bir sorumluluğum vardı menajer olarak. Ve salı günlerde kilise toplantısı vardı. Yorgun olmama rağmen toplantıların hiçbirini kaçırmadım. Ve gittiğim o toplantılarda pazar gününden çok daha fazla bereket aldığım günler oldu. Amin. O toplantılarda Rab konuştu bana. Ve benim yüreğimi değiştirdi. Çünkü ben Türkiye'ye gelmek istemiyordum. Bazen benlik hayatımızda ön plana çıkıyor, değil mi? Amerika'da yaşıyorsun. Rahat, imkanların var, iyi işin var, güzel bir kiliseye gidiyorsun ama Rab senin o rahatlık ortamından seni itmek istiyor o çizginin dışına. Çünkü bir şeyler yapmak istiyor Rab senin sayende, iyi veya kötü. Ama Rab'in yaptığı her şey iyi. Ama bir ücret var, biliyor musunuz? Bir adanma için bir ücret ödemeye. Pastör Güçlü her zaman bahsediyor. Pastör Gülben de her zaman bahsediyor ücreti. Biz de bahsediyoruz. Bir ücret var herkesin ödemesi gereken. Bir takım şeyleri bırakmak ayrılık anlamına geliyor. İşte adanmanın kilit noktası bu. Ayrılmak. Haleluya. Belki bazı dostlardan ayrılacaksın. Belki bazı arkadaşlarından ayrılacaksın. Belki tutkun olduğu bazı hobilerinden ayrılacaksın. Seni daha fazla meşgul eden. Bilmiyorum. Herkesin bir tutkusu var. Amin. Çünkü pazar günü geldiğimiz zaman burada bir aileyiz. Bir bedeniz. Ve bedenin biz birer parçasıyız. Değil mi? Kutsal kitap ne diyor?
Sen benim gözüm bilmem ne diyemezsin. O yer değiştiremezsin. Rab her şeyi mükemmel bir şekilde insan bedene yerleştirmiş. Gözlerimiz yukarıda, burnumuz, ağzımız değil mi? Her, bütün organlarımızı bilinçli bir şekilde dizayn edip vermiş bize. Birbirine yer değiştiremezsin. Göz sen, sağ göz çık da sen sağ elimin yerine geç diyemezsin. Sağ elin görevi farklı. Sol elin görevi de farklı. Amin. Gözlerimizin görevi, kulaklarımızın görevi de farklı. Tanrı beş duyumuzu da farklı şekilde bizim kullanmamızı istiyor. Bizi öyle inşa ediyor. Nasıl bir mimar yapacağı bir evi, yapacağı bir en iyi şekilde çizer, en iyi şekilde ölçülerini ayarlamak ister. Tanrı dünyanın en harika mimarı. Öyle bir bizi düzenlemiş ki. Amin. Rabbe şükrediyoruz. Hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Rabbe hamdolsun. Amin. Olsa dünya çekilmez o zaman hepimiz birbirimize benzesek. Haleluya. Amin. Biraz evvel ne dedim? Kutsallığın anlamı ayrılmak. Kopmak bazı ilişkilerde. Ben görüyorum sabahleyin geliyorum. Arabamı park ediyorum kiliseye gelmeden. Şurada yoldan yürüyorum. Sabahın 9'da 10'da kahveyi açıyorlar. Bugün sabah bile. Adamlar hemen kağıt oynuyorlar. Tavla oynuyorlar. Bir de o bir taş bir şey var. Ne onun adı? Ha, onu oynuyorlar. Sabahın köründe. Adamların hiçbir şey yok. Sigara dumanın altında. Yani bu insanlar hayatında hiçbir zevk alamaz ki bu insanlar. Bu insanlar hayatında bir şey öğrenemez. Büyüyemez. Ama Rab bizim onlardan farklı olmamızı istiyor. Pazar günü buradan çıktığımız zaman bugün akşam İsa Mesih kilisede bırakmayacağız. İsa Mesih'i beraberimize alıp götüreceğiz. Pazartesi de beraberiz. Salı da beraberiz. Çarşamba da beraberiz. Haftanın her günü İsa Mesih, kutsal ruh ve onun kutsamasıyla beraber olup düzgün hayat yaşamalıyız. Amin. Mesela bazı değerli kardeşler diyor ki işte ben evde tapınıyorum, dinliyorum. Ben ona da katılmıyorum. Rabbin kilisesine gelmesi lazım. Birbirimizi tanımamız lazım. Birbirimiz için dua etmemiz lazım. Birbirimizi desteklememiz lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Sevmemiz. Amin. Ferisler İsa'yı sevemedi. Çünkü allak bullak etti onların sistemini. Çünkü onlar insanları sevmiyorlardı. Köşe başlarında duruyorlardı asil bir şekilde. Dua ediyorlardı, kendilerini gösteriyordu. Milletten de böyle iltifat bekliyorlardı. Oo çok kutsal. Çok kutsal. Ben onun tapınağına gideyim. Çok kutsal. Ve bunlar gibi Hipokrat olmayın diyor İsa. Azarlıyor. Nedir bu diyor? Bu gösteri, bu şov mu diyor bu böyle? Tanrı'ya şov mu yapıyorsun? Tanrı senin diyor yüreğinde içinde yaşamalı. Sen Tanrı'ya içinden yürekten bağlanmalısın. Biraz evvel okuduğumuz ayet. Tanrı'yı yürekten seveceksin diyor. Kafadan değil. Bazı insanlar kafadan seviyor Tanrı'yı. İşler iyi olduğu zaman o Tanrım seni çok seviyorum. Durumlar olduğu zaman beni unuttu. Yine bir şeyler olmayacak. Artık bu serzenişlerden, bu şikayetlerden kurtulmamız lazım. Çünkü bu adanmayı engelleyen, bağlılığı engelleyen durumlar. Benim de aile fertlerim var. Ama çok sık onlarla görüşmüyorum. Çünkü beni anlayamıyorlar. Ben onları anlıyorum. Çünkü aynı tezgahtan geldik. Aynı yerden geldik onlarla. Durumlarını biliyorum. Ama ben artık o sayfayı kapattım. Ben yeni bir sayfadayım. Ben yeni bir hayattayım. Onun için onlar beni anlayamıyorlar. Ama uzaktan birbirimizi seviyoruz tabii. Nefret yok. Sevgi var. Seveceğiz biz. Çünkü ne diyor? Düşmanı bile sev diyen bir Rabbe. Ben nasıl hayır diyebilirim? Ben kimim ki? Seveceğim. Ama ortak alanda buluşmayacağım. Bugün birçok değerli kardeş yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış kişiler iş yaptığı için sıkıntıya, problemlerde, dertlerin içinde. Bereket alıyor musunuz? Ve İsa hiçbir zaman bizim, bazı insanlar diyor, ya Hristiyanlık zor galiba, böyle bütün hayattan elini eteğini çekeceksin. Keşişler vardır yani böyle Kapadokya'da mağaraları delmişlerdir. Var mı Kapadokya gören? Ben de yıllar evvel gitmiştim.
Kapadokya'da böyle kazmışlar, bir giriyorsun belki 1500 metre oradan buradan buradan derken zemine kadar iniyorsun. Adamlar oraya kaçmışlar, Hristiyanlar. Orada böyle keşiş diyorlar değil mi galiba? Öyle yaşamışlar. Kendilerini dünyadan ayırmışlar. Tanrı'yla beraber bırak ya bunlar palavra. Orada Tanrı'yla hiçbir şey yapamazsın. Kendini asumule etmişsin orada. Elimine etmişsin kendini. Hayır, Tanrı bizim insanların içinde olmamızı istiyor. Amin. Onun için biz bir aradayız. Biz farklıyız ve çeşitliyiz. Amin. Amin. Çünkü imanlar Tanrı'nın ışığı ve dünyanın tuzu. İblis de karanlığı. Onun için ışıkla karanlık bir arada olmaz. Onun için bazı şeyleri ayırmak lazım. Ayıracak da bir şey yok. Diyelim ki bu bana engel olan bir durum. Belki bir arkadaş, belki bir dost, belki bir üye olduğum bir yer, belki yanlış, belki bir porno, belki bir sigara bağımlılığı, içki bağımlılığı, nefret, kin, bağışlamama, adını koy, tamam mı? Eğer ben Rabbe adanıp bağımlı olmak istiyorsam ne yapmam lazım? Bu durumu ayırmam lazım. Bu durumu hayatımdan ayırmam lazım. Bunu alacağım, ondan sonra birleştireceğim. Atacağım çöpe. Ve o zaman kurtulacağım. Ama bunu nasıl? Rabbin kilisesinde olacak bu. Rabbin varlığı altında. Rabbin sözünü dinleyerek, onu böyle sünger gibi çekerekten ve yüreğimize koyaraktan. Ama buraya koyduğun zaman burada unutulur. Şu kapıdan çıkalım. Üçüncü kata indiğimiz zaman mesajın adı neydi ya? Çünkü buradan dinlersen aynı o cevabı alacaksın. Bu mesajın adı neydi? Acaba bu Hamdi kardeş ne söylüyordu ya? Bir şey söylüyordu ama herhalde saçmalamıyordu. Amin. İkinci Korintliler 6. bölüm. Umarım bereket alıyorsunuz. Yani almak zorundasınız. Çünkü Tanrı sözü. Adanma ve bağlılıktan bahsediyorum. Buldunuz mu 2. Korintliler 6. bölüm? 14. ayet. İmansızlarla aynı boyundurağa girmeyin, çünkü doğrulukla fesatın ne ortaklığı ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir. Amin. Bugün toplumda öyle imanlı kardeşler var. Yanlış anlamayın, ben genel konuşuyorum. Genel konuşuyorum. İnsanları karanlığa çekmeye çalışıyorlar. Kendi egoları için. Karanlık da güzeldir, gel. Hayır, karanlık kötü. Karanlıkta bir şey göremezsin. Karanlık tehlikeli. Işıkta kalmamız lazım. Işıkta her şeyi görmemiz lazım. Işıkta her şeyi ayırt etmemiz lazım. Onun için dünyasal yaşamdaki insanlara şirin gözükmek için onların yapmış olduğu şeyleri yapman yanlış. Ya canı çok sıkılmıştır ya, beni kırma kardeşim, gel şurada bir kadeh atalım. Çok popüler olmuş bir laftır. Hayır. Sen o arkadaşını, ama işte o benim 20 yıllık arkadaşım olabilir. Ama sen 20 yıldan sonra yeni bir yaşamdasın. Bazı şeylere hayır demen lazım. Ben Ankara'ya gitmiştim. Ablamı ziyaret ediyorum. Komşusu geldi. Hadi sen de iç falan dediler. Ben pek Türk kahvesi içmem. Sen de iç falan diye pişirdi evdeki bakıcı kadın. Ben de içtim. Kadın dedi ki, o Hamdi abi çevir çevir de kapat falına bakayım. Oo. Alo. Dedim yok, teşekkür ederim. Benim fallık işim yok. İnsanlar yaşantılarını ritüellerle yönetmeye çalışıyorlar. Kahve falı. Kağıt açalım. Tarotlar. Bir de bir tane bir şey daha var. El bilmem nesi. Ben şu elime bakıyorum. Binlerce çizgi var ya. Hangi çizgiye bakaraktan sen yorum yapıyorsun? Geleceğimi kimse bilemez Tanrı'dan başka.
Ama işte bunlardan yırttım ya biraz evvel. Varsa böyle alışkanlıklar yırtmak lazım. İstiklal Caddesi'nde yürüyorsun, bir çocuk elinde yazı. Kahve senden, fal bizden. Eğer geçerken o orada ya bir şey düşünüyordum, acaba bu falda çıkar mı dediğin anda iblise kapı açıyorsun. Bunları anlatıyorum, bunlar olan şeylerdir yani. Kendini her gün kontrol altında tutman lazım değerli kardeşler. Rab bizi bereketlemek istiyor. Rab bizi sağlam kayaya oturmamızı istiyor. Ve biz bu sağlam kayanın üstünde durduğumuz müddetçe ufak sallanmalar olsa bile biz yıkılmayız. Evini kuma inşa etme diyor. Çünkü kuma bastığın zaman göçersin, kaybolursun. Amin. Tanrı sözü sağlam kaya. Haleluya. Bir de 1. Korintliler'e gidelim yine. 1. Korintliler 12. 1. Korintliler 12. 21. ayet. Biraz evvel bahsettiğim gibi ne diyor? Göz ele sana ihtiyacım yok ya da baş ayaklara size ihtiyacım yok diyemez. Bu ne demek? İsa Mesih kilisenin başı. Amin. Bir beden var. Biz de o bedenin üyeleriyiz. Onun için birbirimizi seveceğiz, birbirimizi destekleyeceğiz. Diyemeyiz ya benim sana ihtiyacım yok. Ya da senin bana ihtiyacın yok diyemeyiz. Burada doğal olarak bahsediyor göz ve elle, ama burada biz bir bedeni temsil ediyoruz. Rab kilisesini kuruyor ve kilisesini yönlendirecek kişiyi atıyor. Yani maaşla falan bir atama yok yani. Ruhsal bir atama. Ve Rab o kilisenin, kiliseye bir vizyon veriyor. İşte o önderin o vizyonu anlaması lazım. Diyor ki senin hedefin, bu kilisenin amacı diyor, sana ruhsal olarak verdim vizyonları. Bu vizyonu yerine getirmen lazım. Ki ben seni destekleyeyim. Ve biz de kilisenin üyesi olarak bu vizyonun arkasında durmamız lazım. Belki senin aklına gelmeyecek. Belki aynı fikirde olmayacaksın. Ama kilisenin önderi vizyondan bahsettiği zaman o vizyonu destekleyeceksin. Amin. Dualarınla, ruhsal alanda, finansal olarak. Çünkü senin bereketin oradan gelecek. Senin bereketin oradan gelecek. Göksel hazine nasıl biriktirilir? Madem ki bu dünyadan maddi bir şey götüremeyeceğiz değil mi? Ayet öyle diyor. Çıplak geldik, çıplak gideceğiz değil mi? Ama ne götüreceğiz? Rab için yaptığımız işler. Dün akşam Pastör Güçlü'den e-mail aldım. Dün akşam toplantı diyor 20 kişi diyor, öne çıktı, iman etti genç diyor. Haleluya dedim. Senin hesabına gidecek o sunularla desteklediğin için. Biz onun yanında Finlandiya'ya gidemedik 80-100 kişi. Ama o gitti bizi temsilen Rab adına ve onun kazandıkları senin hesabına yazılacak. Kutsal kitap. Kutsal kitap. Göksel hazine böyle birikiyor. Rab için yaptığın, ulaştığın canlar. Bir kardeşin için yaptığın. Bir kardeşin ihtiyacı var. Ya şu anda ben meşgulüm. Hastaydı ama. Yarın uğrarım. Bugün kayınbiraderim bir şey yazmış Facebook'ta. Dünyasal bir şey ama çok etkileyici bir şey. Bir baba oğlunu arıyor. Diyor ki oğlum seni çok özledim, görüşmek istiyorum. Baba diyor şu anda diyor bir iş toplantısından ben seni sonra ararım. Aradan zaman geçiyor, baba arıyor. Oğlum seni çok özledim, görmek istiyorum. Baba şu an bir arkadaşımla bir işteyiz. Onu kapatıp ben sana geri döneceğim. Oğlum bir türlü görüşemiyoruz. Özledim, bir göreyim seni, bir sesini duyayım. Tamam baba, böyle böyle zaman geçiyor. Babası bir kere de oğlum diyor arayacağını söylemiştin, aramadın. Gerçekten seni çok özledim. Bir görüşelim, seni görmek istiyorum diyor. Babacığım söz veriyorum diyor. En kısa zamanda geleceğim. Ondan sonra bir gün oğlan arıyor. Babasından cevap çıkmıyor. Komşuyu arıyor. Ya diyor bir türlü babamı gelip ziyaret edemedim. Hep söyledi. Oğlum seni görmek istiyorum. Seni görmek istiyorum. Ona bir ulaşabilir misin diyor. Komşu diyor ki ulaşamam diyor. Baban dün gece vefat etti. Görüyor musun? Görüyor musun? Hayatta hiçbir şeyi geriye bırakmayacaksın. Bu bana çok dokundu. Amin.
İnsanları seveceksin. En ufak bir şeye insana hayır demeyeceksin. Amin. Dua edeceksin insanlar için. Herkes için dua et. Sana sırtını dövmüş olanlar, senden nefret etmiş olanlar için bile Tanrı'nda dua et. Rab onun yüreğini yumuşat diye. Bize dünya kadar atak geliyor insanlardan. İmanlı kardeşler, her yerden yazıyorlar. Bombardıman. Gülüyoruz biz. Diyoruz ki Rab, biz sana adadık kendimizi. Senin yolunda gidiyoruz. Yanlış bir şey yapmadık. Birisinin hakkında konuşmadık. Birisini şikayet etmedik. Sen onlara merhamet et diyoruz. Amin. Haleluya. Onun için ilişki içinde olduğunuz kişiler çok önemli hayatınızda. Buna ilgili bir ayet vereceğim. Süleyman Özde işlerine gidin. 13. bölüm. Sayfa 799. Haleluya. Ve bugün toplantıdan sonra da sizler için dua hizmeti yapacağım. Dua isteyenler için dua edeceğim. Ve bugün bazınız belki karar vereceksiniz. Diyeceksiniz ki ben bundan sonra tamamen Rab'be tamamen adanacağım ve kilisesine, kilisesinin önderine, değerli kardeşlerime bağlanacağım. Bakın ne diyor? 13'e 20. Bilgelerle oturup kalkan bilgi olur. Akılsızlarla dost olansa zarar görür. Gördünüz mü ayeti? Rabbin sözü. Bilgi olan kişilerle diyor. Süleyman Rab'den bilgelik istedi değil mi? Mahluk hiçbir şey istemedi. Rab ona büyük bir bilgelik verdi. Ama ondan sonra sapıttı. Yanlış insanlara dost olduğu zaman değil mi? Perişan duruma düştü. Doğru mu? Kutsal kitapta hikaye. Onun için daima kendimizi kontrol altında tutmamız lazım. Bilge kişilerle, dost, imanlı kardeşlerle olmalıyız. Ağzı gevşek, laf taşıyan insanlara dikkat edin. Dost diyor, yaklaşıyorlar. Değil mi? Kutsal kitap uyarıyor, dikkat et diyor. Kuzu postuna bürünmüş çok kurt var kiliselerde. Sen bekliyorsun ki mee desin diye. Diyor. Kurt öyle bağırıyor değil mi? Halbuki sen diyorsun ki mee desin. Hayır. Mee diyemez çünkü o başka bir yaratık. Dışı farklı, içi farklı. Böyle insanlar var toplumda. Gelip seni zehirlemek için şey yapıyorlar. Dikkat edeceksin. Vermeyeceksin. Bir atasözü vardı. Sırrını verme dostuna, o da gider söyler onun dostuna. Bu Türk atasözü. Ne kadar doğru laflar. İnsanlar şey gibi ya, kulak telefonu gibi. Hiç olmamış yerden şey duyuyorsun. Konuşmayacaksın. Bir şeyin varsa, birisiyle bir şey paylaşmak istiyorsa, kilisenin önderleri var, gel burada paylaş. Girdiğin zaman ofiste her şey orada kalır. Yardım mı istiyorsun? Gel. Burası yardım yeri. Ruhsal yardım yeri kiliseler. Kiliseler değişim yeri. Biz buralarda değişiyoruz. Buralarda ruhsal olarak büyüyoruz. Buralarda birbirimizi sevip sayıyoruz. Saygı yoksa sevgi de yok zaten. Birbirimizi sayacağız. İnsanlar saygıyı etikete bakarak, ünvana bakarak da taşıyorlar. Bugün devlet dairesine bir yere gittiğin zaman takım elbise, kravatını sana beyefendi diyorlar. Şöyle kıyafete gittiğin zaman ne istiyorsun diyorlar. Dünyasal yaşamdaki insanların saygıya olan değeri böyle dış görünüş. Ama Tanrı bizim iç varlığımızın adanmasını istiyor. İç varlığımızın adanmasını istiyor. Amin. Her gün. Belki geçen hafta bir vaazime söyledim. Mesediş bir kıyafet gibi dedim değil mi? Kıyafet gibi mesediş. Onu giydikten sonra bir daha sakın çıkarma demiştim. İç varlığımızla adanacağız. Amin. Ve Tanrı zaten bireycilikten hiç hoşlanmıyor. Bireysel yaşama diyor. Madem ki diyor ben seni diyor bir ailenin içine koydum. Ailenin bir parçası olarak yaşa. Göksel babamız biz de onun çocuklarıyız. Biz beraber yaşamalıyız. Beraber paylaşmalıyız. Beraber üzülmeliyiz. Beraber gülmeliyiz. Beraber zaferi kutlamalıyız. Amin. Birisinin sevinci senin sevincin olsun.
Birisinin bereket alması senin bereketin olsun. Haleluya de, sıra bende. Ama ona yanlış gözle, kıskanç gözle bakıp neden gibilerden yaparsan iblise kapı açıyorsun. O zaman bu tip insanlar hiçbir zaman Galatya 5, 22 ve 23'ündeki ruhun meyvelerin 9 tanesini alamaz. İşte açıkça söylüyorum. O nedir? Belki yeniler var. Gidelim. Galatyalar 5'e gidelim. Bir kardeş baktı. Okuyalım da anlayın. Galatyalar 5, 22. Buldunuz mu? Sayfa 1485. Çünkü ruhsal büyüme tek başına gerçekleşemez. Yaşamımızın içinde olaylar, kişilerle beraber büyüyoruz. Yani kilisede beraberce büyüyoruz. Kilisenin pastörünün verdiği vaazlar, paylaştığı Tanrı sözleri, tapınıyoruz burada, geliyoruz, harika. 45 dakika tapınıyoruz, Tanrı sözleriyle gözlerimizi kapatıyoruz, ellerimizi kaldırıyoruz, Rab diyoruz, sen tapınmaya layık bir Rab'sin. Amin, tapınıyoruz hep beraber, birbirimizi teşvik ediyoruz. Toplantı akıl konuşuyoruz, paylaşıyoruz herkese. Bugünkü vaaz harikaydı, paylaş dostlarla diyoruz. Bunla, böyle büyüyoruz, böyle yaşamamız lazım. Evet, 5.22 diyor ki, ruhun ürünü ise diyor. Evet, ruhun meyvesi yani. Biz meyve dediğimiz zaman elma, armut diyor. Ruhsal meyvemiz bir insan hayatında olması olan bu. Tam adanırsan, tam Rab'be bağlanırsan bunlar olacak hayatında. Sevgi, benden sonra söyleyin sevgi. Herkes yüksek söyle. Sevgi. Sevgi. Sevinç. Sevinç. Esenlik. Esenlik. Sabır. Sabır. Şefkat. Şefkat. İyilik. İyilik. Bağlılık. Bağlılık. Yumuşak huyluluk. Yumuşak huyluluk. Öz denetim. Öz denetim. Amin. Amin. Rab bu harika meyvelerin hepsinin bizim hayatımızda olmasını istiyor. Biz de ancak bunlara sahip olabilmemiz için Rabbin istediği gibi yaşamak zorundayız. Amin. Ve bedendeki bütün üyeler üzerine düşen görevi yapmaları lazım. Değerli kardeşler geliyorlar, kendilerini adıyorlar. Hiç. Ben dikkat ediyorum, hiç başkası gelecek de gelsin mi gelmesin umuruna değil. Geldikleri zaman ciddi ciddi görevini yapıyorlar. Yardım hizmetlerinde. Adanıyorlar ya. Adanıyorlar. Yüreklerine Rab onları kilise için hizmet etmesini istiyor. Adanıyorlar. Bakıyorum ben yıllarda hep aynı kişiler. Ben kimseye şikayet olarak algılamayın bunu. Ama siz de elinizi bir yere koyabilirsiniz Rabbin işine. Amin. Sizler için büyük bir fırsat işte. Ateş ve Görkem konferansı geliyor değil mi? Orada salı akşamı görüşeceğiz. Şu anda listemde söylemeyeceğim rakamı ama 30'un üstünde yazan var. Hadi söyleyeyim. 36 kişi talip olmuş görev yapmak için. Görelim bakalım kaç kişi gelecek. Amacım herkesin gelmesi ki herkesi çeşitli günlere böleyim. Herkes de görev yapsın. Gerçi görev yaparken de zaten salonda aynı hizmeti alacaksın çünkü. Dışarıda oturtmayacağız görevleri, içeride oturacaksınız. Belki çocuk hizmetleri biraz farklı olacak. Ama orada da değişiklik yapacağım yani. Dedim ya bir ücret var adanmak için. Ben çocuk hizmetlerine bakmam. İşte olmadı. Olmadı. Öyle bir davranış, öyle bir yürek olmayacak. Ayrı evet, bugün ben çocuk hizmetlerine bakacağım. Bu çocuklar gelecek neslin temsilcileri. Haleluya. Ben onlara güzelce de bir İsa'nın hikayelerini anlatırım. Rabbi sözünden paylaşırım. İşte bu güzel bir adeti. Tanrı diyor ki ha. Rab beni bu göreve çağırmadan ben hep bu yardım hizmetlerde görev yaptım. Onun için iyi ev boyarım. İhtiyacın olursa haber verin. Gelip boyarım. Halı falan temizlenmesini öğrenmek istiyorsanız gelin yardım edeyim. İyi öğrendim. İyi eğittiler beni. Söylüyorum 5 sene Nehir Kilisesi'nde bu işleri yaptım ya. Müjdecilik de dahil. Benden genç 20-22 yaşındaki öğrencilerle Bible İncil okulu öğrencileriyle müjdeciliğe çıktım off günlerimde.
Arkadaşlar telefon ediyordu o falan başka menajerler. Ya bilmem ne film var gel sinemaya gidelim. Yok ya benim işim var. Çünkü ben onlardan ayırmak zorundaydım kendimi. Onlar filme gidiyor 2 saat. Hiçbir şey algılamıyorlar. Güzel belki film seyretmek ara sırada ama. Ama ben buraya geldiğim zaman öğreniyorum. Müjdecilik nasıl paylaşıyorlar. Bakıyorum. Nasıl insanlar aç. Nasıl insanların Tanrı'ya ihtiyacı var. Dünyanın neresine gidersin gidin. Değerli kardeşler, kaybolmuş ruhsal insanlar var. Ruhsal insanlar var. Onun için hiçbir zaman bir ülke Hristiyan ülkesiyle damga vurmayın. Yanlış bir damga. Bir ülke var, üstünde yaşayan insanlar var. Hep derler ya Amerika Hristiyan. Hayır, Amerika Hristiyan ülke değil. Ateist de var, satanist de var. Her türlü insan var. İmanlılar da var. Onun için ülke için bir şey veremeyiz. Rumuz koyamayız. Amin. Amin. Halleluya. Birinci Timoteus, 3. bölüm. Burada harika bir ayet var. Ayet 5, 5. ayet. Diyor ki, kendi evini yönetmesini bilmeyen Tanrı'nın topluluğunu nasıl kayırabilir? Onun için evvela kendi yaşantımızı bir düzene sokmamız gerekiyor. Amin. Eğer biz bulunduğumuz ortamda kendi evini dediğin zaman duvarlardan bahsetmiyor burada. Kendi evini inşa edemiyor. Yani ruhsal hayatında kendini inşa edememiş bir insan. Tamamen dünyasal yaşama diyor ya kutsakta bir ayağın Tanrı'da bir ayağın dünyada olmasın. Amin. Böyle yaşayan insanlar var. Pazar günü bu tarafta, haftanın diğer günleri bu tarafta. Böyle tik tik. Amin. Ve ben böyle kardeşleri gördüğüm zaman üzülüyorum yani. Çünkü hayatlarında bir düzen yok. Rab onları kullanmak istiyor. Diyor ki ya diyor sen diyor, evini diyor kendini yani bir düzene koyamadın. Bir toparlan da seni ben bir yere yerleştireyim. Bir hizmet et diyor. Amin. Eğer kendi hayatını ruhsalan inşa edemezsen kiliseye geldiğin zaman da hiçbir zaman birileri seviyesine çıkamaz. Çünkü Tanrı seni öyle oturtturmaz. Bu bir gerçek. Bunları söylemek lazım. Onun için evvela her şey kendi hayatımızda bireysel olarak başlıyor. Yüreğimizde başlıyor. Adanmamızdan başlıyor. Bağlılığımızdan başlıyor. Amin. Bunlar önemli şeyler. Tanrı'nın her sözün, söylediği her sözünde derin manalar var. Derin anlamlar var. Amin. Baktığın zaman Tanrı sözüne hep böyle doğal misaller verir gibi, yaşamdan misaller verir gibi söylüyor. Ama onun içinde çok derin manalar var, çok derin anlamlar var yani. Kendi hayatını düzene koyman lazım diyor. Eğer sen kendi hayatına sahip olamazsan, kendini kontrol edip bir lider olarak yetiştiremezsen, nasıl diyor ben kilisede görev yapabileceksin? Amin. Hepimiz hayatımızı düzene koyarak düzenli yaşamak zorundayız. Pastörmüş, müjdeciymiş, peygambermiş, 5 katlı hizmetmiş, bunlara görev gelenin hiçbir anlamı yok. Bunlar bir unvan değil. Bunlar Tanrı'nın bir çağrısı. O çağrıyı alanlar da ne diyor? O kadar çok ürün var ki diyor Tanrı. O kadar çok diyor ürün var ki ama diyor az insan var kardeşim diyor Tanrı. Az. Yapılacak o kadar iş var ki benim diyor krallığımda, egemenliğimde. Ama az insan var. Bir adanmış insan arıyorum. Bir böyle Rab'be bağlanmış, kilisesine bağlanmış insan arıyorum ki onu bir yere süreyim. Şu tarlayı bir hasatı kaldırsın diye. Değil mi? Çalışkan insanlar hasatını hemen kaldırıyor. Mevsimi geldi mi? Hiç beklemiyor adam. Çünkü ona güveniyor. O hasattan geçiniyor. O kadar çok ki. Sizin bültenlerinizin içine şey koyduk. Müjde planı ve Ateşle Görkem
toplantısının el ilanı. Onları paylaşıyor musunuz, veriyor musunuz kişilere? Bunları bilinçli olarak koyuyoruz ki acaba birisiyle bir fırsat çıktığı zaman nasıl müjdeyi paylaşırsınız diye. Bize de öğrettiler bunu. Öğrendiğim zaman Amerika'da dediler ki dua edildi, planlandı. Seni aklından, iradenden kurtarıyoruz, bunu oku. Biz bunları okuyorduk. Pastör Gül, ben burada işte. Biz bunlar okuyarak bugüne kadar sana Tanrı'nın seni çok sevdiğini ve senin hayatın için harika bir planı olduğunu söyleyen oldu mu değerli kardeşim? Harika bir söz. Ne söyleyeceğim dedi, ben başlayacaksın. Sana çok önemli bir soru sormak istiyorum. Eğer şu anda ölürsen cennete gideceğine emin misin? Hemen cevapları veriyor. Evet. İsa harika. Neye dayanarak evet dediyseniz. Ben bunu okudum, benim kayınbiraderimdir ki ben cennete gideceğim dedi. Niye dedim? Ben kimseyi incitmedim dedi. Yapma ya dedim. Hiçbir kere dedim yani çocuklarına falan bağırmadım, eşini falan kırmadın mı? Onlar dedi doğal şeyler. Olur mu doğal şeyler? Amin. Lütfen bunları kullanın, rica ediyorum. Bunları kullanın. Çünkü bunlar kilisenin parasıyla basılıyor, atmayın. Müjde planı da birisine verin yani. Der ki, çok güzel bir toplantımız var yakında. Buyurun. Böyle, biraz hareketlenmeniz lazım. Birazcık insanlara ulaşmamız lazım. Bu kazanılacak 1 milyon insan için sizin de bir tuzunuz olsun. Amin. Sizin de bir payınız olsun. Amin. Güçlü bir amin geldi, hoşuma gitti. Amin, haleluya. Biraz evvel dediğim gibi, bedene bağlı kalamayan bir kilisede köklenemeyen kişiler, ruhu meyvesinden faydalanıp gelişemezler. Çünkü insanlarda sabır yok. Her şey olsun istiyor. Sevgi, ben onu sevemem diye. Benim onunla yıldızlarım barışmıyor. Bu laflar çok bana. Ne yıldızı? Amin. Duyuyoruz bunları. Ben duyduklarımı söylüyorum bu hizmette. Amin. Kardeşlerimin duyduklarımı aktarıyorum yani. Ben bir türlü kendimi kontrol edemiyorum. İçimden ona vurmak geliyor. Birisi gelmiş onu söylüyor. Nasıl söylersin sen bunu ya diyorum. O kardeş seninle beraber hizmet geliyor. Ama bana şunu söyledi. Tövbe et. Tövbe et diyorum ya. Tövbe et. Samimi söylüyorum ya. İnanamazsınız nelerle karşılaşıyoruz hizmette. Siz tabii bireysel hayatınızı yaşıyorsunuz. Biz belki 250 kişinin hayatını yaşıyoruz burada. Amin. Bir amin alayım ya. Biraz moral verin. Yuhanna 13. bölüm. Yuhanna 13. Halleluya. Pastör Gülben'in gülmesine hak verin. Anlatamayacağı şeyler var. Yuhanna 13:34. Size bir buyruk veriyorum diyor. Kim veriyor bu buyruğu? İsa Mesih Rabbimiz. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Amin. Demek ki birbirimizi sevmek için arada bir durumlar varsa onları ortadan kaldırmamız lazım. Eğer bir kardeşin sana karşı bir problem varsa araya aracılara koymana gerek yok. Direkt ona gideceksin. Ya söyledim laf yanlış anlaşıldı, özür dilerim diyeceksin. Bir de bazı insanlarda özür dilerim lafı çok ağır bir laf. Bir türlü ağızlarının çıkmıyor. Neyse dilini yutacak gibi. Özür dilerim ya, bu kadar ağır, bu kadar zor mu bir özür dilemek? Bir insan bir hata yapsa özür dilerim de ya, özür dilerim. Bunu öğrenmesi size bir taktik vereyim.
günde 5 defa durmadan özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim deyin. Bak diliniz alışacak. Pratik ama yerine gelir. Bir de ikincisini öğreteyim. Teşekkür ederim. 5 defa teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Söylüyor musunuz? Ya bazen oluyor. Birisiyle konuşuyorsun falan. Bir anda yok. Ne oldu? Ya o bir yere gitti. Ya bir şey söylemedi mi falan? Ya insan bir teşekkür ederim. Bir anda insanlar ortadan kayboluyor. Birisinden öğrensin. O diyor gitti. Başka bir ülkeye gitti. Ya peki bir alas mı aldık? Bir teşekkür ederim. Bu kadar zamandır yani sizi sevdim yani bir şey yaptığımızda. İnsan bir teşekkür eder ya. Yok duyuyoruz öyle gitti. Güle güle iyi yolculuklar. İnsanlar bir anda her şeyi unutuyorlar. Bir şeyden dolayı hemen böyleler. Kusaru beni bugün acayip kullanıyor ya. Haleluya. Doğru, maalesef doğru şeyler. Onun için ne diyor Rab? Size buyruk diyor. Bak buyruk diyor. Buyruk ne demek? Emir anlamına gelir. Askerliği yapanlar bunu iyi bilir değil mi? Askerliği yapanlar iyi bilir. Eğer senin bir üst komutanın bir şey dediği zaman sana buyruğum var. Git şurada dur dediğin zaman ne diyeceksin? Evet komutanım emret. Hemen oraya gideceksin. Sıkı mı gitme bakalım. Sıkıysa gitme. Burada da sıkıysa diyor, sevme. Halleluya. Of. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Sevgi her şeyi ortadan kaldırıyor değil mi? Negatif şey. İşte Rabbin sevgisi, agape dediğimiz sevgi bu. Tanrı hiçbir zaman bize bakıp da sen gerçi kurtuluş için geldin, bu duayı yaptın ama ben senin geçmişine bir bakayım, şu defteri bir açayım dedi mi? Demiyor. İşte sevgi bu. Ama sevgi bu işte. Ama insanlar öyle demiyor. Sen bana bunu söylemiştin. Hemen her şeyi negatif almamak lazım. Bazı insanların söyleyiş tarzları farklı. Ben bunu çok iyi biliyorum. Tamam mı? Herkes farklı bir karakterde, farklı bir aileden, farklı bir yerden geliyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Doğru, inanıyorum. Hepimiz hala büyüme çağındayız. Değil mi? Ama birisinin söylediği bir şey, mesela birisi ne haber sarımsak dese ben kızmam yani. Belki adam beni sarımsak diye görüyor. Belki sarımsağı çok seviyor. Ben de ne haber soğan derim ona. Yani misal ama kızmam yani. Sevinç var Rab'de. Amin. Rab'de sevinç var. Amin. Ateş mi bastı? Sen buraya bir gelsen. Burada bir şey var. Fırının kapağı açıldı. Haleluya. Amin. Doğru mu söylüyorum? Laftan alınan. Görüyor musun ellere? %99 el kalktı. Bak ellere bak. Burada bile var eller. Bak ellere bak. Amin. Artık bazı şeyleri arkamızda bırakmanın zamanı geldi değil mi? Değil mi gerçekten? Bırakalım arkamızda ya. Arkamızda bırakmaya çaba gösterelim yani. Rahat olalım ya. Şöyle şu İsa Mesih'in verdiği hayatın tadını çıkaralım. Rabbe tapınalım. Sınırlarımıza gelelim. Dostları sevelim. Kilisemize gelelim. Hayatımızı esenlik içine geçirelim ya. Öyle çabalardan, dertlerden bilmem uzaklaşalım.
Daima ışıkta kalalım. Amin. Din zor ya, din zor ama İsa Mesih huzur ya, esenlik, barış, sevgi. Amin. Haleluya. Tabii bu arada büyük sorunlar bir tanesi bağışlamama sorunu. Bu da çok yoğun. Yani bu meyveleri koparabilip hayatına monte edebilmek için bazı durumlardan, değil mi? Bazı yanlış insanlardan kendini okuduk, değil mi? Aynı boyundura girmeyi. Oradan kendini toparlaman lazım. Bu meyveleri alabilmek için bazı şeyleri hayatına ayırman lazım. Bu bizim yani imanlı kardeşler arasında en yoğun olan durumlardan bir tanesi, insanlara bereketine engel olan, mutluluğa engel olan şeylerden bir tanesi bağışlama konusu. İnsanlar bağışlayamıyorlar. Birbirlerini bağışlayamıyorlar. Efesler 4. bölüm. Haleluya. Bulduğun sayfa 1492. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Amin. Haleluya. Biz çarmıhta bağışlandık. Ve bugün her Rab'be gelip iman eden yeni doğuş almış bir kardeşim de o çarmıhta bağışlanıyor bizler gibi. Ama biz de bağışlamak zorundayız. Ya ben bunun yükünü çektim iman ettikten sonra da, ama ne zaman Tanrı sözünü duyduktan sonra tövbe ettim ve o kişiyi hayatımdan uzaklaştırdım. Hem bağışladım hem de unuttum yani sevgiyle. Ve onu seviyorum lafını da söyleyebildim yani. Onun için çok iyi biliyorum bu durumu. Ve bugün çok yaygın, insanlar kilisenin pastörüne güceniyor. Kiliseye güceniyor. Kardeşe güceniyor ve kiliseye gelmiyor. Ne oluyor? O bağ var ya, o bağı koparıyor. O bağı kopardığın anda Rab'le olan ilişkilerini koparıyorsun anlamına geliyor. Kendini bedenden ayırıyorsun. Biraz evvel dedi ki gözün ihtiyacı vardır, yoktur konuştuk ayeti. Kendini o bedenden ayırıyorsun. Bedenden ayırınca ne oluyorsun? Yalnız başınasın. O zaman bir türlü iblisin o oklarına hedef oluyorsun. Seni destekleyecek, sana dua edecek, seninle paylaşacak etrafında insanı bulamıyorsun. Kopartıyorsun kendini. Gruptan, aileden ayrılıyorsun. Niye bugün insanlar sokakta yatıyor? Amerika'da onlar homeless diyorlar. O dünyanın en gelişmiş ülkesi. O kadar çok insan gördüm ki ben sokakta köprü altında yatan Amerika'da. Bunu görenler de var kardeşler aramızda. Çünkü onlar öyle düşünüyor. Ya ben bu evde yaptığım bu durumdan bir çıkıp sokakta yatarsam rahat olurum. Hayır. Sokakta yatılır mı? Gidin Maçka Parkı'na. Oralar yaşayan insanlar var. Mutlu mu onlar? Hayır. Bütün şeyini unutmak için kendini alkole vermiş insanlar var. Kolonya içiyorlar. Öyle bir kardeşle 2 yıl uğraştım ya. 2 yıl. 2 yıl uğraştım öyle bir kardeşle. Bilenler var onu. 2 yıl uğraştım. 2 yıl. Onunla beraber gecelere kadar o bankın üstünde oturdum. Onunla müjdeyi paylaştım. Ama yok. Adanamadığın müddetçe, yüreğini vermediğin müddetçe eski hayattan kopman çok zor. Adanma bu, ayrılık. Ayırmak kendini. Durumlardan, arkadaşlardan, ortamlardan, bağlı olduğun iblisin tuzağından kendini ayırmak. İblisin çok farklı tuzağı var. Amin. İnsanları Rab'den ayırmak için, aileleri bölmek için. Kilisesini dağıtmak için, oraya nifak sokmak için.
Bizi internetten izleyen değerli kardeşler, eğer siz de bir kiliseye katılıyorsanız, kiliseniz için dua edin. Rabbiniz kilisenizi bereketlesin, kardeşleri bereketlesin. Gerekirse kilisenize Rab temizlik yapsın. Amin. Amin. Biz İstanbul Nehir Kilisesi'nde çekişme yaratacak kardeşleri istemiyoruz. Öyle durumlar olsa konuşuyoruz. Kilisenin önderleri olarak danışmanlık veriyoruz. Ama bakıyoruz ki bir düzenlik yok. Ondan sonra disiplin uygulaması yapıyoruz diyoruz. Başka belki bir yerde mutlu olursun. Çünkü insan değişmediği müddetçe, kiliseye bağlı olmadığı müddetçe, kilise gezdiği müddetçe sırtındaki kamburu her yere taşıyor. Daha onun örneğini 2 gün evvel öğrendim. Başka bir kilisenin değerli vaazini uyarmama rağmen, ya belki biz de düzelir dedi. Geçen hafta bir toplantıda bana anlattı. Aradan geçen yıllar. O kişinin durumunu. Ben dedim özür dilerim, seni uyarmıştım. Dedi kusura bakma dedi, ben dinleyemedim seni. Biz herkesi seviyoruz. Ama Tanrı'nın sevgisinde sevgi olmalı. Amin. Amin. Sevgi olmalı. Saygı olmalı. Birbirimizi sevmeliyiz, saymalıyız, değer vermeliyiz. Ne olursak olalım. Çok önemli. Ve Rabbe layık olmaya çalışalım. Adanma bu. Alalım Tanrı sözünü, alalım Tanrı'nın mesedişini, hayatımızda uygulayalım. Onu uygulayan birisi haline gelelim ki imanda yürüyelim ve imanda büyüyelim. Haleluya. Amin.